Dayılar yaklaşıyor hadi sen de durma. Sana dance bolca, dance. Sana ders bolca Bu Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber tümce bilgisiyle alakalı sorular çözeceğiz. Evet, birinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin öğelerini bulunuz. Hadi bakalım beraber bulalım. İrem okula doğru yürüdü. Yürüdü dediğimiz zaman cümlenin sonunda yargı bildiren sözcüğümüze ne diyorduk? Yüklem diyorduk. Bunları numaralandırırsak eğer bunu bir olarak numaralandıralım ve yükleme yürüdü olarak bir diyelim. Daha sonra kim sorusuyla beraber kim yürüdü dediğimizde İrem cevabını alıyoruz ve bunu da iki diyelim. İki de bizim özlemiz olacak. Ve ortada kalan özne ve yüklem dışındaki bütün sözcükler neydi? Tümleçti. Yiğit telaşla yürüyordu. Yürüyordu dediğimizde yüklem. Kim yürüyordu? Yiğit yürüyordu. Özne. Telaşla yani bu ortada kalan, geriye kalan bütün sözcüklerde tümleç olacağı için ona da 3 diyoruz. Yani 1, 2, üç. İbrahim futbol oynamayı seviyor. Seviyor dediğimizde ne bu? Yüklem. Kim seviyor? İbrahim. İki yazacaktık, pardon. Ve ortada kalan diğer sözcüklerin hepsi de tümleç. Şöyle bir diyelim. Bir, iki, üç şeklinde sıraladık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kelime sayısı daha fazladır? 1 2 3 4 5 6 tane. 1 2 3 4 tane. 1 2 3 tane. Kelime aynı zamanda sözcüktü. Hatırlıyorsunuz değil mi? O yüzden birinci de, birincisinde 6 tane sözcük yani kelime olduğu için birinci daha fazladır. Bura arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyordu cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? İstiyordu. Vakit geçirmek istiyordu. Kim istiyordu dediğimiz zaman yükleme sorulan kim sorusunun cevabı bize özneyi vereceğinden kim istiyordu? Bura istiyordu dediğimizde Bura'nın özne olduğunu görüyoruz elindeki elmaları tabağa koydu cümlesinde yapılan iş aşağıdakilerin hangisidir? Neydi buradaki? Umut var. Elindeki elmaları nereye koydu? Tabağa koydu. Burada yapılan iş yani yüklemimiz nedir? Tabii ki de koymak. Koydu. Tabağa koydu fiilidir. O yüzden yüklemimiz yani yapılan işimiz koydudur. Verilen kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturalım. Kayısıları topladı bahçedeki sevinçle. Sevinçle bahçedeki kayısıları topladı şeklinde cümlemizi anlamlı ve kurallı bir şekilde oluşturduk. Sevinçle bahçedeki kayısıları topladı dediğimizde anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturuldu. Diğer dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.